Merhabalar dostlarım, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz afiyettesinizdir. Umarım hepinizin günü güzel geçiyordur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oynayacağım oyun zaten hepinizin de bildiği üzere zaten beni tanıdığınız bir oyun. Çoğunuz beni bu oyunla tanınız. Plak isimli oyun. Ve bu oyunda Ebola senaryosunu oynayacağım. Şöyle ki zaten dün bu tekrardan büyük bir gündem oluşturdu. Afrika'da salgın ortaya çıkması sebebiyle dünya zaten koronavirüsten muzdaripken tabii ki bu salgın haberi de büyük bir yankı buldu. Ben çok fazla korkacak bir şeyimiz olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü mevcut bir tedavisi olan bir hastalık ve koronavirüs şeklinde de bu kadar tüm dünyayı etkisi altına alacağını zannetmiyorum. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda bana yazarsanız arkadaşlar ben bu hastalık ile ilgili bildiğim her şeyi sizlere anlatabilirim diyorum ve oyunuma geçiyorum. Oyunda buradan ekstra bir ücret ödeyerek alabildiğiniz senaryolar var arkadaşlar. Burada işte bizim gibi oyuncuların üretmiş olduğu senaryolar mevcut. İşte buradan puanlıyorsunuz. En çok puan alan Ebola senaryosu şu an benim oynayacak olduğum senaryo. İşte 2014'te çok büyük bir korku yaratmıştı vesaire falan. Burada bir takım şeyler diyor. İşte bakalım şimdi bütün dünya yok edebilecek mi şeklinde bir girişi var. Zor modda oynamayı tercih ediyorum. Hastalığımın adını değiştirmiyorum. Aynı şekilde kalabilir. Burada benim kullanacağım özelliklerden bir tanesi metabolik sıçrama. Kırmızı baloncukları patlattıkça ekstra puan alacağız. Burada su bonusunu kullanmak istiyorum. Salgının deniz yoluyla yayılma ihtimalini arttırmak istiyorum. Neden diye soracak olursanız Grönland'da hastalığı bulaştırması zor oluyor biliyorsunuz. Ve hastalığı ben Afrika'dan başlatmak istediğim için Grönland'a ulaşımını bir nebze daha kolaylaştırabilmek adına su bonusunu kullanıyorum. Burada mutlaka olmazsa olmaz genimiz yayılma maliyetlerini azaltan gen. Çünkü hastalığı biz özellikle yayılma kısmını kullanaraktan tüm dünyaya bulaştırmaya çalışacağız. Zaten virüs olduğu için kendi kendine mutasyona uğrayıp belirtiler için ekstra DNA puanı harcamamız gerekmeyecek. Burada tedavisi zor genini seçiyorum ve burada da ekstremofil genini seçip bütün iklimlerde ekstra bir bonus kazanmak istiyorum. Oyuna başlamadan önce ufacık, minnacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Benim için gerçekten çok güzel bir destek olur. Bunu videonun kalan kısmında hatırlatmayacağıma emin olabilirsin. Sadece burada hatırlatacağım. Sizler için küçük, benim için gayet büyük bir destek olacağına inanıyorum. Umarım dikkate alırsınız, kale alırsınız ve abone olursunuz diyorum ve bunu dedikten sonra da oyunuma başlıyorum artık. Hastalığı Doğu Afrika'dan başlatacağız arkadaşlar. Daha doğrusu ben Doğu Afrika'dan başlatacağım. Başka yerlerden başlattığımızda ekstra daha fazla bir avantaj sağlayabiliriz ama biraz daha güncele uygun bir bilgi olması adına ben hastalığı Doğu Afrika'dan başlatıyorum. Sizlerin de vaktini daha fazla çalmamak adına oyunumu hemen iki kat hızlandırdıktan sonra şöyle bir salgını inceleyelim. Salgın kısmında şu şekilde iki özelliğimiz zaten açık bir şekilde oyuna başlıyoruz. Burada şöyle bir yeni özelliğimiz var. Bu da yeni bir özellik. Normalde diğer salgın türlerinde olmayan iki özellik. Bu özelliği açtıktan sonra diğer yayılma yolları da açılacak. Bu özellik de suyla beraber, birazdan suyu da açtığımda göreceksiniz, combo yapabilmemizi sağlayacak yeni bir özellik. Burada belirtilerde isilik, İşte öksürük, kanlı öksürük, bulantı, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi belirtiler var. Burada da bildiğiniz üzere virüsün normal kendi yeteneklerinin olduğu bir kısım var. Eğer hani bu ekstra bir özellik gelirse birazdan onları da size gösteririm. Şimdi şuradan öncelikle ben yayılma kısmından bulaşma seviyesini arttırabildiğim kadar arttırmak istiyorum. Zaten virüsteki mantığımız bulaşma miktarını öncelikle artırabildiğimiz kadar arttırmak. Hastalık kendi kendine zaten mutasyona uğrayacağı için gördüğünüz gibi burada mesela öksürük belirtisi mutasyona uğradı. Belirtiler kısmına çok fazla bir DNA puanı harcamamız gerekmeyecek. Sonrasında da yetenekler kısmından oyunumuzu kazanmamızı sağlayacak yeteneklere odaklanacağız. Şimdi burada yayılma kısmından ben hemen bu özelliği açıyorum. Bu özelliği açtıktan sonra bakın gördüğünüz gibi bir takım yeni özellikler ortaya çıkıyor. Ben erken aşamada çok fazla mutasyon istemediğim için su yolunu geliştiriyorum. Neden su yolunu geliştiriyorum? Başta da söylediğim sebepten ötürü.
Grönland'a, Karayiplere, işte Yeni Zelanda'ya, buralara bulaştırmakta zorlanacağız arkadaşlar. Madagaskar'a. Buralar bizi zorlayacak yerler olacak. O yüzden oyunun erken aşamasında buralara yönelik minik bir yatırım yapıyoruz ve soğuk direncinde ilk seviye yükseltiyoruz. Şimdi biraz daha yayılmaya yöneldikten sonra ilaç direncini 2 seviyeye çıkaracağım. İlaç direncini niye 2 seviyeye çıkaracağım? Eğer daha önceki videolarımı izlediyseniz çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu ilaç direncini 2 seviyeye çıkarmadan Kanada, Amerika, Grönland, Yeni Zelanda bu tür gelişmiş ülkelerde hastalığı bütün ülkeye yaymak çok da mümkün olmuyor. Şu an benim hastalığımı tespit ettiler. Kusura bakmayın arkadaşlar, telefon çaldı. O yüzden orada minik bir ara verdim ve tekrardan oyuna kaldığım yerden devam ediyorum. En son söylediğim şey, hastalığım şu an çok fazla ölümcül olmadığı için bana şiddetli bir tedavi arayışına başlamayacaklar ve ben de bu zamanda hastalığımı bütün dünyaya yaymaya çalışacağım. Şimdi bunu yayarken dediğim gibi ilaç direncini mutlaka 2 seviye yapıyoruz. İlaç direnci çok önemli arkadaşlar. Bazen yorumlarda yazıyorsunuz işte Kanada'da sağlıklı insanlar kaldı vesaire falan. Bu yüzden kalıyor. İlaç direnci 2 seviye olmazsa işte Kanada'da bu gelişmiş ülkelerde falan sağlıklı insanlar kalıyor. Burada ilk kombomuzu açıyoruz. Sonrasında hava yolunu geliştirerekten ikinci kombomuzu açacağız. Ebola takip listesine alındı. Artık bizle ilgili tedavi arayışları, biz diyorum, yani Ebola ile ilgili tedavi arayışları bir miktar daha hızlanacaktır. Şöyle yayılma kısmından bu özelliği de açıyorum. Tedaviyi yavaş bulmaları için genetik sertleşmeyi de 2 seviyeye yükseltiyorum. Deri lezyonları kendi kendine mutasyona uğradı. Gayet güzel, benim için bulaştırıcılığı arttıracak bir özellik. Artık viral istikrarsızlığı 3 seviyeye çıkartabilirim. Şu an dünyanın nereden baksanız %70 hatta %90'ı hasta durumda. Çok sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Hastalık çok fazla ölümcül olursa bu saatten sonraki olması lazım artık. Hastalığın bulaşmadığı ülke var mı diye bakalım. Tabii ki Grönland. Grönland'da hastalığın bulaşmasını bekliyoruz. Karışıklık belirtisi mutasyona uğramış. Bu belirtiyi ilk defa görüyorum. O yüzden bir bakmak istiyorum. Bu da bizim için tedaviyi zorlaştıracak özelliklerden bir tanesi. Akciğer fibrozu mutasyona uğradı. Gözüm hala Grönland'da. Grönland'da hastalığın bulaşmasını bekliyorum. Grönland'da hastalık bulaşmazsa bu oyunu kaybedeceğiz arkadaşlar. Beyin ölümü mutasyona uğradı. Çok ölümcül bir mutasyon bu. O yüzden şimdilik bu mutasyonu ben geriye alıyorum. Ve Grönland'da da hastalık bulaştı. Artık rahatım. Şimdi Grönland'ı takip edeceğim. Grönland'daki hasta sayısına bakarak, yani bu Grönland'daki hasta sayısı %50'ye çıktığı zaman daha şiddetli, daha ölümcül genleri ben kendim açmaya başlayacağım eğer mutasyona uğramazsa. Şu an beyin ölümü belirtisi mutasyona uğradı. Şöyle yapalım. Bu bulaştırıcılığı artık son seviyeye getirelim. Yani son barı çubuğu son noktaya dayayalım. Ve Grönland'daki hasta sayısını takip edelim. Şimdi bu 1510 hastası eğer, yani artmayıp böyle azalmaya başlarsa bizim hemen orada müdahale edip bu ölümcül genleri geri almamız gerekecek. Aklınızda bulunsun. Tedavi hızını yavaşlatmak adına bir seviye tedavi yükseltiyorum. Şu an hastalığın bulaşma ivmesi çok hızlı bir şekilde arttı Grönland'da. Bu saatten sonra çok bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Bu oyunu bu şekilde kazandık diye düşünüyorum. İshal belirtisi mutasyonu oldu. Kendi kendine şu an dünyada hiç sağlıklı bir insan kalmadı. Tedavi genetik karışıklığı 3. seviyeye getiriyorum. Artık buradaki DNA puanlarımla ben açık olmayan bütün özellikleri açıyorum. Organ yetmezliği özelliğini de açıyorum. Geriye bir tek akciğer kanaması kalıyor. Birazdan akciğer kanaması
özelliğini de açarım. Artık açacağım herhangi bir belirti kalmadı. Zaten oyunu da kazandık. Yayılma kısmında dediğim gibi öncelikle buradan bu iki özelliği açıp sonrasında su özelliğini açtıktan sonra bu komboyu açıyorum. Ne diyeceğimi bilemedim. Burada da su ve hava yolundan zaten bir aerosol kombosunu biliyorsunuz. Bunu açıyorum. Aslında yani gerçekçilik açısından böcek ve fare yoluyla gidebilirdim ama oyunu kazanmayı hedefledim. Dürüst olmak gerekirse. Bir de bunları geliştirdiğiniz zaman hastalık çok fazla mutasyona uğrayacağı için çok erken ölümcül oluyor ve oyunu kaybedeceksinizdir diye düşünüyorum. O yüzden ben kendim bu sağdaki yolu kullanmak istedim. Şu an açmadığımız bir belirti kalmadı. Genetik karışıklığı ben 3 seviye çıkardım zannediyordum ama çıkarmamışım. DNA puanı gelirse 3 seviyeye çıkartırız onu. Daha fazla puan alabilmek adına. Bu şekilde bu senaryoyu kazanmış olduk. Şöyle bir hastalık grafiğini görelim. Mesela 282. günden sonra görüyorsunuz ölümcüllük genlerini nasıl yani ölümcüllük nasıl artmış. Çünkü bu genleri ben kendim açtım bizzat. Tedavi grafiği yani %100'e ulaştıramadılar. %47'lerde kaldı. Bu şekilde oyunu kazanmış olduk. Ebola senaryosu da bu şekildeydi arkadaşlar. Güzel senaryoydu. Ben beğendim açıkçası. O yüzden bir like atıyorum senaryoya. En azından yapan kişiye de destek olur. Umarım siz de benden desteklerinizi esirgemezsiniz. Normalde bugün Age of Civilizations 2 oynamaya devam edecektim. Ama dün gündem olunca Ebola bu senaryoyu çekmek istedim. Umarım mazur görürsünüz diyerekten artık videoyu yavaş yavaş sonlandırıyorum. Eğer oynamamı istediğiniz senaryolar olursa bu arada yorumlarda ama sizden ricam kanalda oynamadığım senaryo varsa çünkü bu normal senaryoların hepsini ben tek tek oynadım ama özel senaryolar var. İşte şu an aklıma gelenler bir anime girl senaryosu falan var mesela ne bileyim başka senaryolar vesaire falan var. Yani oynamadığım senaryolar varsa onları oynamamı isterseniz seve seve oynarım. Ama dediğim gibi öncelikle rica ediyorum. Kanalda var mı yok mu diye bir kontrol ederseniz kontrol etmesi çok basit zaten. Senaryolar şeklinde ayrı bir oynatma listesi var. Oradan kontrol edebilirsiniz. Olmayan senaryoyu benden isterseniz seve seve en kısa zamanda videosunu çekip kanala atacağımdan emin olabilirsiniz. Ayrıca yine oynamamı istediğiniz oyunlar olursa yorumlarda belirtirseniz bunların hepsini kale alıyorum ben. Ona göre yani oynayamayacak olursam da size dönüş yaparım. Oynayacak olursam da hani ne zaman oynayacağımı söyleyebilirim. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.